kitaptan ünlü yatırım sözleri. Ne kadar para kazandığınız önemli değildir. Ne kadarını tasarruf ettiğiniz önemlidir. Ne yazık ki okul birçok kişi için sondur, başlangıç değil. Çoğu zaman gerçek dünyada kazanan en cesurlardır, en akıllılar değil. Başarısızlık kazananlara ilham verir, kaybedenleri ise yenilgiye uğratır. Kaybedenlerin bilmediği bir sırdır bu. Kazananların en büyük sırrı başarısızlığın ilham verdiğidir ve böylece kaybetmekten korkmazlar. Borç alacağınız zaman çok dikkatli olun. Eğer bireysel olarak borçlanıyorsanız, bunun çok küçük olmasına özen gösterin. Eğer büyük bir borç altına giriyorsanız da, onu başkasının ödeyeceğinden emin olun. Sadece vazgeçtiğiniz zaman fakir olursunuz. En önemli şey, bir şey yapmanızdır. Çoğu insan zengin olmak hakkında sadece konuşur ve hayal kurar. Siz ise bir şey yapmışsınızdır. Geçmişe sarılmak yerine, değişimi hoş karşılarım. Hayattaki mevcut pozisyonunuz hakkında şikayet etmek bir işe yaramaz. Bunun yerine bir omurganız olsun ve bir şeyler yapın. Para aşkı bütün kötülüklerin köküdür. Para yokluğu bütün kötülüklerin köküdür. Sorunun sizden kaynaklandığını anladığınızda kendinizi geliştirebilir, yeni bir şeyler öğrenebilir ve daha bilge olabilirsiniz. Sorunlarınız için başkalarını suçlamayı bırakın. Paraya bağımlı olmayın. Öğrenmek için çalışın. Bilgi için çalışın. Çalışanlar kovulmamaya yetecek kadar çalışır. İşverenler ise çalışanların işi bırakmayacağı kadar maaş öder. Sizi zengin eden yeteneklerinizdir, teoriler değil. Eğer marka değilseniz malsınız. Duygularınızı düşünmek için kullanın. Duygularınızla düşünmeyin. Bir insan ne kadar güvenli kararsa o kadar hayatının kontrolünü başkasına verir. Bir yere gitmek istiyorsanız en iyisi oraya daha önce giden birini bulmaktır. Varlık benim cebime bir şey koyandır. Borç ise cebimden bir şeyler alan her şeydir. Gerçek bir yatırımcının söylemesi gereken şey şudur. Paramı geri istiyorum. Aynı zamanda yatırımlarım da dursun istiyorum. Okulların sorunu şudur. Size önce cevabı verirler. Sonra da soruyu sorarlar. Gerçek hayatta işler böyle işlemez. Kural 1. Varlık ile yükümlülük arasındaki farkı öğrenin ve varlık biriktirin. Hayatta yapılacak en aptalca şeylerden biri kendini akıllı sanmaktır. Bunu yaptığınız zaman aptallığın tepelerinde gezinirsiniz. Başarılı insanlar soru sorarlar, yeni öğretmenler ararlar ve her zaman öğrenirler. Çalışan kesime söylenen her şey zenginlerin yapmadığı şeylerdir. Benim mesajım budur. Ne zaman çabuk karar vereceğini biliyor olmak çok büyük bir yetenektir. Farklı olmaktan korkmak birçok insanın sorunlarına yeni çözüm aramasına engel olur. Pasif geliri ve portföy gelirini hayatınızın bir parçası yaptığınız an hayatınız değişti demektir. O zaman bu sözler ete kemiğe bürünür. Zengin ve fakirin yaşam felsefesi şöyledir. Zengin önce tasarruf eder, sonra harcar. Fakir ise önce harcar, kalırsa biriktirir. Geleceğiniz bugün ne yaptığınız tarafından belirlenir. Yarın ne yaptığınız tarafından değil. Siz de kazanmak istiyorsanız bu tarz videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.